Yaklaşık 1250 sporcunun katılımıyla gerçekleşen müsabakaların sonucunda Muğla Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak takım halinde Türkiye şampiyonu gururu yaşandı. Gerçekleşen müsabakaların sonucunda derece yapan sporcular Fethiye Gençlik Merkezi'nde Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Harun Reşit Yiğit'i ziyaret etti. Şampiyonları karşılayan Harun Reşit Yiğit, hediyeler takdim edip hatıra fotoğrafı çektirdi. İnşallah. Evet Harun. Riyadayız. Neler söylemek istersiniz? Güzel başarıyla döndünüz Fethiye'ye. 14-16 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılan U11-U13 minikler serbest güreş Türkiye şampiyonasında takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. 4 madalyayla Fethiye'mize döndük. Yarışmaya Fethiye Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü olarak katıldık. Toplamda 15 sporcuyla katıldık. Muğla'da serbest güreş tarihinde bir ilki başardık. Takım halinde Türkiye şampiyonu olduk. Derece yapan sporcularımız 62 kilogramda Türkiye şampiyonu İsmail Alp Yetkin, 57 kilogramda Türkiye şampiyonu Ahmet Eren Sarıkaya, 44 kilogram Türkiye üçüncüsü Mehmet İlker Büyükkınıklı, 88 kilo Türkiye üçüncüsü Erhan Dizmek oldu. Bu süreçte hani gece gündüz ayırt etmeksizin sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Sayın İlçe Müdürüm Harun Reşit Yiğit'e çok teşekkür ederim. Sporcuların maddi manevi her zaman bizlerin yanında, müdürüm yani sporum ve sporcunun her zaman yanında. Çocuklarım da 2 yıldır çalışıyoruz. 2 yılın sonunda meyvelerimizi de aldık çok şükür. Bundan sonraki süreçte rehavete kapılmadan önümüzdeki organizasyonlarda daha büyük başarılar getirerek Fethiye'mizi gururlandırmaya devam edeceğiz inşallah. Muğla tarihinde ilk defa böyle Türkiye şampiyonu bir güreş takımının olması bizleri gururlandırıyor. Tabii bu yeni bir süreç değil, uzun bir süreç oldu. Yaklaşık 2 yıldır hocam geldikten sonra bana müdürüm bana 2 yıl bir süre dedi. 2 yıl sonra inşallah Türkiye şampiyonları çıkaracağız diye söz vermişti. Sözünü de tuttu. Ama gerçekten bu başarının altında inanılmaz bir çalışma ve azim yatıyor. Ben o anlamda hocama çok teşekkür ediyorum. Sporcularımıza çok teşekkür ediyorum. Sabahın saat 6'sında antrenmana geliyorlar. Antrenman yapıyorlar. Tabii bu sadece sporcu, işte ilçe müdürlüğü değil, komple halkın da katılımıyla olan bir başarı. Velilerimiz gerçekten bu anlamda sporun hangi dalı olursa olsun bize çok büyük destek veriyorlar. Onların desteği bizim için çok önemli. Çünkü çocukların elinden tutulması, çocukların özgüveni ve güven açısından çok önemli. Ben bu anlamda sporcu velilerimize de çok teşekkür ediyorum. Tabii bu gençlere de ayrıca teşekkür ediyoruz. Bizleri ayrı bir gururlandırdılar. Tabii zirveye çıkmak zor ama zirvede kalmak daha zor. Bundan sonra işleri çok daha zor. Çok daha fazla çalışmaları gerekiyor. Ben bundan sonraki spor hayatlarında da tüm sporcularımıza başarılar diliyorum. Ahmet Eren. Harika efendim.